Herkese merhabalar. Keşif Dünyam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 24 Mayıs Çarşamba. Saatlerimiz ise henüz öğlen 12 sularını gösteriyor. Yenikapı sahilindeyim. Epey bir zamandır gelmemiştim. Çapari ile İstavrit avı gerçekleştireceğim. Güzel bir hava var. Gerçekten müthiş. İstavrit'in de öyle olacağını umuyorum. Öyle dedikodular aldım. Ben de bir uğramak istedim. Bakalım yapacak mı yapmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Kanalımızın içeriklerinin devamı için videomuza like atmayı, yorumda bulunmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bildirim zili açık olsun ki güncel av raporlarından haberiniz olsun. Bayağı bir erken saatte geldim. İlk atışımda bu arada yaptım. Bayağı bir erken saatte geldim demiştim. Çünkü ben bu saatte de balığın olabileceğini düşünüyorum ki kaldı ki etrafta sağımda solumda uzak kısımlarda böyle 2-3 kişi var ve onların ben istavrit çektiğini gördüm. Yapacağını umuyorum, devam edeceğini umuyorum. Bereketli güzel bir av olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar ben bu avımı gerçekleştireceğim. Maksimum 2 saate ulaşabilir. Yani sabah, şimdi öğlen saatlerinde geldiğim için yani sabahtan akşama kadar burada kalmak istemiyorum. Öğlen 12'de geldim ve akşam 7-8 yapmak istemiyorum. Yani 7-8 saatte yani olmaz. Yani eğer balık güzel yaparsa ki şu anda zaten ilk atışta da göreceğiniz üzere geliyor. Bayağı bir balık olduğunu düşünüyorum. O yüzden hiç gerek yok. Olabildiğince 1,5-2 saatlik avda neler çıkıyor ben size bunları göstermek istiyorum. Öğlen gelmek isteyenler olur, o yüzden öğle saatlerinde ne var ne yok hep birlikte izleyelim görelim. İşte şöyle ilk istavritler geldi, bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Hadi bakalım. Lafı çok daha fazla uzatmayacağım. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi ikinci atışımı da gerçekleştirdim. Takımımı nasıl yaptım, ne yaptım onu sizlere biraz bahsedeyim. 0.16 bedene yukarıdan aşağıya doğru 13'lü bir takım yaptım. Yeşil tüy, simli, siyah iğne. 0.10 bedeni, iğnenin de kendi bedeninde 0.10 misinesi. Böyle bir takım oluşturdum. Zaten köstekleri ben kendim iğneleri alıyorum yüzlü paket halinde ve daha sonrasında kendim takımları diziyorum. Keyfime göre 13'lü, 15'li, 10'lu, 8'li yani duruma göre ben balığın güzel olacağını, yapacağını düşündüğüm zamanlarda açıyorum 13'lü, 15'liyi. Bu şekilde avımı gerçekleştiriyorum. Şu anda izlediğiniz videoda da 13'lü takım var. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Keyifli seyirler diliyorum. Videoyu mutlaka sonuna kadar takip edin, izleyin. Tavsiye ederim. Artık yavaş yavaş avımı sonlandırmak istiyorum ama önümde, yakınımda bir kaya var. Bu arada balık dipte, yani dibe bir bekletmek gerekiyor, indirmek gerekiyor takımı. Çünkü dipten toplayarak geliyorum. Yani atar atmaz motoru kapatmayalım, misineyi biraz salalım. Ben dipten geldim. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor. Ama ben ilk kez, yani bugün ilk kez takımımı taktım ve 3 tane iğnemi yollamış oldum kayaya emanet ettim. Ve ben bu takımı da tekrardan bu şekilde düzenlemiş oldum ve artık yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Yani son bu atış, bundan sonraki atışı da yapıp daha sonrasında bu işi bitirmek istiyorum. Güzel bir av oldu, güzeldi. İnşallah siz de beğenmişsinizdir, keyifli izlemişsinizdir. Yenikapı sahilinde öğle sularında ben bu avımı gerçekleştirdim. Aynı zamanda sizlere birazdan ekrana da yansıtacağım. Toplam kaç kilo olduğunu, ne kadar balık yakaladığımı da ben bir el kantarı da aldım. Onunla sizlerle beraber paylaşacağım. Videonun sonuna doğru onu da görürsünüz. Ne kadarlık bir balık yakaladım ve bunu yaklaşık 1,5 saatlik av içerisinde, yani 1,5 saat sürdü. 1,5 saat içerisinde yakaladığım balığı sizlerle paylaşacağım. Yani 1 saat 15-20 dakika. Yani şöyle bakıyorum, 1 saat 15-20 dakika. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Bu atışımın ardından bir kez daha atmak istiyorum. Daha sonrasında avımı sonlandıracağım yavaş yavaş. Evet, son atışımda da misineyi az önce de zaten sizlere anlattım. Dipten toplamak gerekiyor balıkları. Balıklar epey bir dipte yani. Dibe kadar salmanızı tavsiye ediyorum çapariyi atarken. Ben bu arada kurşun olarak da 35 gramlık kurşun kullanıyorum. 50 ya da 75 takmıyorum. Beden de zaten ince, hiç gerek duymuyorum. Belki ekstra takım da kopartabilirim yani böyle bir durumda. O yüzden hiç gerek yok, riske de atmıyorum. Evet, avım bu şekildeydi. Bu son atışımda, da alacaklarımı alıp avımı sonlandıracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifle izlediğinizi umuyorum. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorumda bulunmayı unutmayınız. Bildirim zili açık olsun. Tüm sorularınızı video altında bekliyorum. Ben elimden geldiğince sizlere yanıtlıyorum ve bu arada sizin ekranınızda son balığınızı çekerken ekrana da yakaladığım tüm balığın kilo gramajını sizlerle paylaşmış oldum. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.